Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabii Gaziantep Jewelry Show başladı. Tüm hızıyla devam ediyor. Sektörümüzün önemli isimleri, değerli başkanlarımız da burada. Firmalarla da buluşuyorlar. Şimdi çok önemli bir firmamızın standındayız kendisi. Çünkü kısa süre önce yaşanan deprem felaketinde etkilenen bir firmamız ama şu an itibariyle yavaş yavaş yaralarını sarıyor. Maraş'ımızın değerli firması Gold Gloria ve Sayın İsmail Çatalbaş firma sahibi. Onun misafiriyiz. Değerli başkanlarımız da onun misafiri şu an. İsmail Bey ile başlayalım, sonra başkanlarımıza da mikrofon uzatacağız bu önemli organizasyonla ilgili. İsmail Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok sağ olun, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Daha önce de konuşmuştuk, yavaş yavaş yaralarınızı sarıyordunuz. Şu an son durumu sizden dinleyelim öncelikle. Şu an daha iyiyiz, toparladık diyelim. Bu süreçte biraz yorulduk ama genelde sektör olarak da yorulduk. Daha da iyi olacağız. Başkanlarımız da ziyaretinde oldu. Teşekkür ediyoruz. Sürecimiz biraz daha hızlanacak inşallah. Hedefimiz daha da büyüyecek diye düşünüyorum şu an. Şimdi normalde bir Ankara'ya geçici olarak taşınma durumu vardı ama Maraş'a herhalde geri dönülmüş. Öğrendim. Aynen. Buradan atölyemiz Maraş'ta devam edecek. Burada da güzel bir yer bulduk. Kuyumcu kentimiz yapılana kadar. Hızlı bir şekilde başlamamız lazım. Çok mola verdik. Maddi manevi kayıplar oldu ama hayat devam ediyor. Allah da kimseye bir daha bunları yaşatmasın. Zor bir dönemdi. Tekrar görmek zor olur insana. Dostlarımızla, büyüklerimizle, onların desteğiyle daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Ben herkese de buradan çok teşekkür ederim. Ziyaretinden dolayı başkanlarımızın. İyi olacağız inşallah Mustafa Bey. Daha da iyi olacağız. Teşekkür ederiz. Tabii bugün de Gaziantep'teyiz. Gaziantep Jewelry Show. Bir yandan tabii yeniden ayağa kalkmak için mücadeleniz devam ediyor. Şimdi de Gaziantep'tesiniz. Bu önemli organizasyonla ilgili neler söylüyorsunuz? Yok hani böyle bu organizasyon beklenilenden güzel geçtiğini düşünüyorum. Yarın daha iyi olacağını düşünüyorum. İşte Faruk Bey'e de teşekkür edelim buradan düzenlediği için. Bir de kendimizi toparlamak için bir fırsat diyelim. Yani her şeyi unutup yeniden başlamak için. Yeniden başlıyoruz. Fuarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Herkese de çok teşekkür ederim bir ilgi alakasından dolayı. God Glory olarak, İsmail Çatalbaş olarak kısa zamanda güzel şeyler başardık. Tabii sizlerin sayesinde siz de bize çok destek çıktınız, yayınladınız. Ben bu konuda da size çok ayrı teşekkür ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Daha da iyi olacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii ki başarılar diliyoruz hem fuar için hem bundan sonra da. Değerli başkanlarımız da burada. Tabii onları da bir arada yakaladık. Hemen mikrofonu uzatalım. Adana başkanımız var. Oğuz başkanımız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Gaziantep'te buluştuk yeniden. Önemli başkanlarımızla birlikte de bir masa etrafındasınız. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Saygıdeğer başkanlarımla beraber hem açılışta bulunduk hem de burada standla ürünlerini sergileyen değerli esnafımızı hayırlı olsun ziyaretindeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer bizim kardeş şehrimiz, arkadaşımız, komşumuz Kahramanmaraş'ın değerli bir mensubu olan Gold Gloria'da beraberce standını ziyaret ettik. Hayırlı olsun deme. Yine Adana'dan da bir esnafımızın üretimini ve ürünlerini burada sergilediği böyle bir standı ziyaret etmek bizlere de gurur verdi. Diğer taraftan diğer standlardaki arkadaşlarımız da hepsi bizim sektörümüzün güzide temsilcileri. Gerek üretim gerekse perakende sektöründe boy gösteren değerli arkadaşlarımız onlarla beraber Gaziantep fuarında bir şekilde biz de kendimize göre bir açılışla ve bunun değerlendirilmesiyle gezimize devam ediyoruz. Başkanım tabii şimdi siz deprem bölgesine nispeten daha yakınsınız. Adana komşu söylediğiniz gibi hem Maraş hem Antep, Diyarbakır. Tabii buralar depremden etkilendi. Tabii bu sizi nasıl etkiledi? Adana'yı nasıl etkiledi? İşlerinize nasıl etki etti? Özellikle tabii Maraş'tan çok ürün geliyordu size. Ürün tedariği nasıl etkiledi sizi? Şimdi maalesef 6 Şubat'ta yaşanan deprem 11 vilayeti ciddi anlamda hırpaladı. Ama bunların içinde Maraş, Adıyaman, Hatay gibi vilayetler içimizde en çok etkilenenler. Maraş'ın burada iki kere düşünmek lazım. Kahramanmaraş'ta özellikle sektörümüzün üretim merkezlerinden birisidir. Ciddi anlamda yüksek cirolarla ve üretim kapasitesiyle sektörümüze hizmet veren bir bölgeydi. Haliyle üretim kaybına uğraması kendilerini böyle bir krizde taleplerin Adana'ya yönelmesine yol açtı. Adana o dönem için çok ciddi anlamda bir üretim potansiyeline zaten sahipti ama ciddi bir üretim rakamı yakaladı. Büyük oranlarda Türkiye'nin genelinde bu şekilde bir hizmet verdiler. Sanıyorum o zaman bu değerli Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin
üretimdeki bu başlarına gelen felaketten ötürü meydana gelen açı Adana ciddi anlamlarda kapatmıştı. Şimdi her şey normale döndü. Depremdeki yani bir kriz, bir fırsat yarattı. Bunu böyle görmüyoruz. Sadece acı bir olayın bize yansımasıydı. Bize de bu şekilde yansıdı. Onun da üzüntüsünü zaten tam. Keşke hiçbir olmayaydı. Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz de Antakya'daki de ve Adana'daki üretimlerimiz devam ediyor olsa. Yavaş yavaş da yaralar sarılıyor. İnşallah daha da iyi olacak. Maraş yeniden eski günlerine dönecek diyelim. Ankara Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Tümüçün Sönmez Başkanımız da burada. Başkanım size uzaklardan geldiniz. Belki uzak illerden biri Ankara bölgeye. Başkanlarımızla bir masa etrafında buluştunuz özellikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu organizasyonu ilk olarak? Yani Türkiye'de artık her yer çok yakın biliyorsunuz. Hem karayolu olsun hem havayolu olarak olsun. Çok kolay ve rahat bir şekilde istediğimiz bütün illere ulaşabiliyoruz. Gaziantep de önemli bir yer. Özellikle Van Fuarı'ndan sonra Gaziantep Fuarı da aslında Mezopotamya'daki İpek Yolu ve bugün Sayın Fatma Şahin de söylediği gibi Baharat Yolu'nda önemli bir il. Ticaretin de önemli merkezlerinden biri olması gayet normal. Onunla ilgili de fuar çalışmaları bizim için çok önemli. Türkiye genelinde bölgesel olarak fuarların ben sonuna kadar daha da geliştirilmesinden yanayım. Bununla ilgili de elimizden gelen ne destek, çaba, gayret ne varsa hepsini göstermeye çalışıyoruz. Özellikle bulunduğumuz stand bizim için anlamlı. Depremden sonra biz ev sahipliği yaptık Gloria'ya. O da sağ olsun Ankara'yı tercih etti, geldiler. Ama teknik sebeplerden, prosedürlerden dolayı şimdi Maraş'a dönmek zorunda kaldılar. İnşallah en kısa zamanda Ankara'daki yerlerini tekrar faaliyete geçirirler. Biz de orada hem istihdam yaratırız hem perakende mağazalarımızda imalatı daha da yakınlaşmış olurlar. Bu konuda biz her zaman depremin ilk gününde de başta Maraş olmak üzere bölgedeki bütün kuyumculara kucak açtık biliyorsunuz. Gelen kalmak isteyenlerin hepsine de hem istihdam yarattık çalışma anlamında hem de iş yeri anlamında yaptık. Aynı şeylerimiz devam ediyor. Ne zaman sistemlerini kuramaz tekrar Ankara'ya gelmeleri icap ederse biz her zaman ev sahipliği yapmaya hazırız. İnşallah Gold Gloria'da başarılar diliyorum. Fuarda da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Diğer katılımcı tüm firmalara da inşallah bereketli bir fuar geçer. Bereketli geçerse bir daha olur. Bir daha olursa müşteri gelir. Müşteri gelirse para kazanılır. Para kazanıldığı zaman da herkes mutlu olur. Teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Tabii özellikle şimdi başkanlarımızı buldunuz. Bir önemli konu daha var. Onu da şimdi sormadan edemeyeceğim. Sizle daha önce konuşmuştuk. Federasyon. Tabii Kuyumcular Federasyonu'na kurmak için büyük emekler sarf ediyorlar. Tabii önemini de vurgulamıştık daha önce. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle bu konu neden önemli kuyumcularımız için? Federasyon olmazsa olmazımız bizim. Biz her zaman söylüyoruz. Biz kendine özel ihtisas gerektiren bir meslek dalıyız. Ustalığımız olsun, tarihsel geleneklerimiz olsun, kullandığımız emtia olsun, dünyada önemli bir yer olan emtia içerisindeyiz. Bizim sorunlarımız farklı. Sağ olsunlar şu andaki yeni federasyon başkanımız da bize elinden gelen her türlü desteği veriyor. Orada biz kuyumcular olarak şu anda federasyon içerisinde bir komite oluşturduk. Bu komite içerisinde de 7 bölgeyi oluşturduk. Yani Türkiye'de biliyorsunuz 7 coğrafi bölgemiz var. Bu bölgeden temsilci oda başkanlarımız var. Hepsi bu işte çok arzulu, istekliler. Biz vazgeçmiş değiliz. Biliyorsunuz seçimlerden önce yasa tasarısı olarak meclise kadar getirdik. Hem muhalefet partileri olsun hem iktidar partisi olsun. Özellikle dönemin bakanına ben çok teşekkür ediyorum. Bizden hiç desteklerini esirgemediler. Ama bizim kendi ailevi sorunlarımız diyorum ona. Kendi federasyonlar ve konfederasyonlar içerisinde bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz güçlü ekonomisi olan bir sektörüz. Hani bizim de bazı federasyonlarda ekonomik sıkıntılar olduğundan dolayı kuyumcuların da yeni bir federasyon kurmasında konfederasyona yük olacağı düşüncesi olmuş. Ama bizim böyle bir yük talebimiz yok, herhangi bir maddi beklentimiz yok. Kendi kuruluş masraflarımızı, kendi idari şemamızı deruhte edebilecek ekonomik yapıdayız. Bunları tekrar üst kuruluşlarımıza anlatacağız. En kısa zamanda da federasyonu kuracağımıza eminim. Çünkü bütün başkanlarımız bu konuda çok istekli ve kararlı. Kolaylıklar diliyoruz başkanım. Tabii çok önemli bir haber sektörümüz için bu da. Başkanım size de soralım. Cevdet Piran başkanım. Antep'te buluştuk. Deprem felaketinin ardından tabii yavaş yavaş yaralar sarılıyor. Kuyumcu oda başkanlarımız burada, değerli başkanlarımız. Siz neler söylemek istersiniz? Sağ olsun başkanlarımız gereken açıklamayı yaptılar Antep için. Tabii ki bu deprem ülkemiz için yani sadece Antep için değil,
bölge hem ilimiz için hem ülkemiz için yani kötü bir süreç yaşattı. Özellikle bizim sektörümüz yani farklı bir sektör diğerlerine nazaranda. Örneğin bir Maraş'ımız İstanbul'dan sonra üretimde ikinci ilimizdir. Yani Maraş'taki olan bu yıkıntı bölge halkını, bölge insanlarını büyük derinden etkiledi. Bizim mesleğimiz zaten bu durumda hani üretimin olduğu yer olduğu için bayağı bir etkilendi. Uzun süre mesela imalattan, toptancılıktan parakendericiliğe şey gelmedi, ürün gelmedi. Sağ olsun yani devletimiz olsun, buradaki yetkililer olsun, özellikle Mustafa Başkanımız da yani Maraş için elden geleni yapmaya çalıştı. Şu anda çalışması devam ediyor yani. Çünkü Antep olsun, Adana olsun, Maraş olsun, Urfa olsun yani bu Mezopotamya bölgemizin başta gelen illerimizden biri yani. Sektörümüze de genelde Türkiye için olsun, bölgemiz için en büyük katkıyı sağlayan ilimizdendir. İnşallah bu kısa zamanda çözülür de devletimizin, milletimizin yardımıyla da Maraş özellikle yani Maraş'ın toparlanmasını daha güzel bir şekilde yine hizmet etmesini canı gönülden istiyoruz. İnşallah bir daha bile bir felaketi yaşamayız ülke olarak da. Sağ olsun buradaki fuarı düzenleyen Faruk kardeşim de yani elinden geleni 2 senedir yine burada yapıyor, düzenliyor, yediyor Antep'te. Tabii Antep demek yani üretim şehri demektir. Antep demek yani İpek yolunun düzergahında başkentlik yapacak şekilde bir ilimizdir. Her şeyin üretiminin olduğu ilidir. Komşu illerine her zaman için her şeyle yani örnek olmuş bir ilimizdir. Sağ olsun emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada da bizi misafir eden kardeşimize de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah iyi olur, herkes kazanır yani. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ettim. İyi çalışmalar, iyi günler. Söylediğimiz gibi başkanlarımız tabii Gaziantep'te Cevilir Show devam ediyor. Önemli konular masaya yatırılıyor. Firmalarımızı da ziyaret ediyorlar. Tabii onlar da bizi ağırladı. Özellikle Gold Gloria'nın şu an itibariyle standındayız. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Başarılı fuarlar diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.